ikisi de aynı tarafta. Evet, Eğlen Hoca'ya gidiyoruz. Eğlen Hoca'ya. Devamlı tabelasına göre bir ismi acayibime giden bir yer araştırdık. Bir tane hoca varmış eskiden burada. Hocanın canı çok sıkılıyormuş. Köylü de gideceğim deyip duruyormuş, tamam mı? Köylü de gitmesin diye sabah akşam düğün yapıyor. Her gün düğün, her gün düğün. Eğlen Hoca diyorlarmış. Köyün ismi. Eğlen Hoca diye de eğlendire hocayı. Eğlen Hoca kalmış. Böyle bir şey okudum diye hatırlıyorum. Hemen Karaburun'a 15 kilometre falan ya vardır ya yoktur. Soldan giriyorsun. Karaburun'a giderken sol tarafa, yani dağ tarafına giriyorsun. Karaburun kötü sapağı da verdi. Oradan gideriz Karaburun'a. Bakalım bizim hoca burada niye canı sıkılmış bir öğrenelim bakalım. Güzel yer, yeşillik yer ya. Bu hoca ne istiyormuş? Her tarafı satılık. Satılık mı? Her tarafı satılık tabelası açmışlar. Ben de Eğlen Hoca'ya geldik mi? Gelmedik mi? Eğlen Hoca'dayız, hoş geldin. Öyle mi? Değil mi? Vay hocakken insanın canı sıkılır mı burada ya? Hocayı eğlendire. Adamların ismi Eğlen Hoca kalmış ya. Denizi görmüyor galiba. Deniz tarafında değiliz çünkü. Tarafı var. Denizin tarafı var. Hocanın canı deniz istiyordur bence. Ondan canı sıkılmıştır. Normal, güzel, küçük bir köy yani. Değil mi? Ama köy küçük değil. Dağlık. Karadeniz gibi. Burada ne var? Kukla falan burada da var bak. Harman kardeşleri. Ah bak, limon görüyor musun? Bu dama da yapıyor ha. İşte. Dönüşte yapalım, hatırlat bana. Her yer limon ya. Ooo. Bunun şıkıl şıkıl, şunların üstüne bak. Vallahi ağacın yaprağından çok limon var üstünde. Bereketli topraklar ya. Şeylerden satıyor falan. Öyle bak, öyle şey. Çek bunu şu an. Yarım adet şeymiş. Öyle bak, öyle. Nereye geldik? Burası ufak çaplı turizm var mı ya burada? Bir şeyler sattıklarına göre. Gidiyoruz valla, yol nereye götürüyorsa gidiyoruz işte. Yer limon ya. Süper. Vallahi limon. Demek ki kutuda kalıyor. Kutuda kalıyor. Burası. Oo bak. Buraya da sosyete takımı giriş yapmış. Vallahi bakılabilir bu arada. Güzelmiş be. Hocayı iyi eğlendirmişler. Hoca eğlendirmiş. Hoca kaçmış mı? Patlama yapmış. Bizi de eğlendirirler belki falan diye ama. Eğlen Hoca da böyle. İşte tenha değil vallahi, çok işlek bir yer. İşlek evet.
Vay be, bahar gelmiş bunlara ya. Merhaba. Ya pandemiden dolayı insanlar... Eğlen Hoca ne diyor? Karaburun Belediyesi Eğlen Hoca. Zeytin yağı fabrikası. Vay. Tamam, duymuştu bana ben. Zeytinyağı falan almaya geliyorlar insanlar. Çok yakında hizmetinizde Güneş. Restoran. Fas meyhane. Fas, fasıldı meyhane. Yani meyhane açılmamıştı. Yazın hazırlık. Yazın. Bir tane limon dalı malı yok mu ya? Serkan bir tane alalım da açılır. Duracaktım. Şu... Şu yoldaki çok kaliteli. Eğlen Hoca güle güle. Kösedere. Eğlen Hoca'dan çıktık Kösedere. Evet, Kösedere'ye gidelim. Bizim Nihat Kösedere'li ya. Arasam mı çocuğu? Şöyle bir mola verelim, bir etrafı inceleyelim bakalım. Ama güzel, güzel, sevdim ben burası. Denizi yok. Ya sadece, bir yerden iniliyor galiba. Bir plaja işte, Ardıç plajı mı diyor valla? Bir plaja iniliyor ama. Deniz olmaz o. Ama okudum biliyorum. Yolun yani bir yerden iniş var. Ben onu bilemem. Yanılmıyorsam Ardıç plajı. Limonlar havayı. Dalalamadan gidersen buradan. Yürüşen yoldan yaparsan alırsın. Farklı yerden gidersen alamazsın. Bakarız buradan farklı zergah varsa. Karaburun'da falan da var bir de. Şimdi evlerin içinde de dal keseceksin. O da istemez. Söyleyip aldım biraz. Aa, Kösedere de burası. Güzel yerde yatıyorsunuz be. Küfür küfüre kadar böyle. Ecelinle öldüler seni mutlu ama böyle. 200 metre sonra. Kösedere'ye hoş geldik. Kösedere'yi de gördük. Eylül Hoca'yı da gördük. Kösedere'yi de gördük. Şurası ne? Deniz değil mi? Neresi? Aşağısı. Aşağısı geldiğiniz yerde. Değil mi? Bak Karaburun'a gidiyor ha burada. Aha, köy meydanına geldik. Kapatıyorum ben artık. Kapama, niye kapıyorsun ya? Ben rahatsız oluyorum böyle. Baksana küçük küçük sokaklara ayrılmış. Sıra böyle şey, eskide kuyu koymuşlar. Burası yazın serin, kışın sıcak olur. Merhaba. Merhaba. Yapılmış mı acaba bunlar ya? Bunlar tatile gitmiş. Ama şu çok güzel kutu. Araba falan girmez buraya. Aa, yok. Mobilet, mobilet de gir. Yani bir çeşme yapmışlar. Sen buraya gitmiyor musun? Ha, ara herhalde zaten. Hı? Buralar evlerin içine mi yürüyor? Artık. İçler. Yine de şuraya bir bakmak istiyorum ben.
şey herhalde işletme falan mı olacak buralar? Çok güzel ya. Kadar işlek değil falan ama. Kösedere'den çıkıyoruz. Şirince ekolye. Yani Şirince'de. O tür işletmelere girmiş hep. Köy evet, yemeği, gözleme, çay, kahve, bızırt. Bu şimdi Karaburun'a gidiyor. Nereden geldi? O zaman bizi ileriden çıkaracak anayla. Sahip, Sahip'ten falan çıkarabilir. İleride Sahip falan var. Biraz da araziyi dolaşalım değil mi? Bakalım canlı popülasyonu ne durumda? Sıcaklığı kaç? 15 düşük. Çiyan bulabilir miyiz diyecektim. Belki buranın çiyanları farklıdır. Doymadım çiyanı ya. Değişik türlerini arıyoruz ya. Hayret bir şeysin ya. Canlı popülasyonunu keşfediyoruz. Sistemlerde değişiklikleri oluyor. 5-6 çeşidini keşfettik mesela renk olarak. Çikolata alalım söyle.
federasyonundan. Orijinal karadur olabilir ya. Bacaklar kalın. Evet. Bak bak şurada da bak bak bak. Aa, o ne? Bu orijinal karadur olabilir. Evet yemiş. Kendi yemiş. Ne bulursa yemiş. Oh, bak bak bak. Daha küçücük bak. Küçücük şeyin yaptığını görüyor musun? Kendinden büyük şeyleri yemiş ya. Ne iş şey mi? Sakatlanmış mı? Göremiyor. Evet. Ha. Ne oldu sana ya? Uçanıyor galiba. Bunda bir sıkıntı var. Bence o hasar almış. Bunu şey ısırmıştır, yengeç ısırmıştır. Göremiyorum ama. Yengeç ısırmış, yengeç örümceği ısırmıştır. Yok, hayır. Tamam, sarı çiçeklerde de burada sarı yengeç var demek. Uçtu gitti. Uçtu mu zor ki? Bence o fazla kilolaşmış. Kilodan olur mu ya? Darbeyim bu da tam yemiyor, sağlam yemiyor. Buracıklar. Bol bol kara steato da gördük. Bir tanesi orijinal mi olabilir diye aldım. Kova ne güzel değil mi? Değil mi? Durgun yani rüzgar yok. Gidip hadi bakalım. Ne olabilir? Deniz ve gökyüzü birbirine girmiş durumda. Kara burnuna doğru ilerliyoruz artık.
ilginç isimli yerlerden Sasko'ya gidiyoruz. Eğlen hocam, Sasko. Gelin bakalım bize Sasko'yu görelim. Ne zamandır merak ediyordum. Ama sahil kesiminde yolun deniz gören bir yer burası. Şeyin kısaltmasıdır muhtemelen. Evet, bir çeşme, hacı. Hacı Beyler mi? Hacı Beyler mi? Zeybek. Zeybek. İyi, güzel yol. Eski yol. Karaburun'un eski yolu bu. Şurayı kapatmış. Ha. Niye kapatıyor? Yürüme herhalde. Sadece yürüyüş, araç girmiyor sana. Aşağıya bak, aşağıya. Tamam, burada kalalım. Daha gitmezler. Maksimum. Aa, bak nasıl güzel ağaç olmuş bu. Sasko'da gem olmuştuk. Vay 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 vay. Aa, çok güzel. Şuraya bak ya. Burası. Efendim Turgaz. Of, şu anahtarı çantana koy, düşme ama aşağıya. Kameraman. Ha, bu sefer ciddi ciddi okusun rahmetli. Bu sefer ciddi ciddi okusun rahmetli. Çok ıslak. Müthiş bir yer ya. Aşağı iniş var herhalde. İnemezsin, buradan iniş yok. Şu taraftan olabilir. Şuradan ineriz. Aynen. Gel bakayım. Gitti mi araba? Gelecek. Aa, dişler dolmuş vallahi, zor çıkarız böyle. Temizli o zaman. Çok yağmur yağmış bunlar. Baksana. Kil çıkmış. Yarı taş yani. Thank you.
Buradan hadi böyle aşağıya kadar iniyoruz. Şuradan da şu düz kayalı yanıyoruz. İnelim mi? Bakın yere yatağına git. Gel bir yatağa kaynat. Buraları aşınmamış. Vay be. İnsanlar mı var orada ya? Bak şuraya insanlar inmiş. Şurada. Ne o? Şurada insanlar inmiş. Bak orada da başka bir yer. Daha ön yerde. Girilmez denilen yerden girmişler. Vallahi bilmiyorum. Karaburun'u keşfetmeye devam ediyoruz. Sasko denilen yerden girdik. Bu sefer değişik isimli yerler. Sahili buldum. İnanılmaz güzel yer. Çam gibi. Tertemiz. Şurada bir mağara var galiba. Balık sürüler içine giriyor. Her taraf mağara zaten burada. Karaburun'a 5-6 kilometre falan mesafedeyiz şu anda. Sahip altının yakınlarındayız. Harika. Daha tapot yengeç falan bir şey var mı diye bakıyorum. Böyle yerlere bayılır yengeçler, daha tapotlar. İnsem kesin bulurum da soğuk. Şu anda dışarısı zaten 14 derece balık. Oha! Kameralar yine ot balıkları kıyıda geziyor. Harika bir yer. Şu dokuya zaten ben bayılıyorum. Gel daha ilk kaya. Çiğan mı? Şey getirsene biraz. Kutu. Ver bakayım. Daha ilk kayalı. İlk kaldırdım. Ayağımla kaldırdım. Yatıyor bak. Serin serin yatıyor. Ne yapıyorsun lan? Küçük. Bunlardan çok inceledik.
çiçeklerin güzelliğine bakın. Bu mevsimde açıyor bu kışın. Lale gibi, mor lale gibi ama değil. Dağ lalesi demiyorlar bunu. Vallahi bilmiyorum o. Dağ lalesi. Harika bir şey ya. Evet. Ha? Buradakiler daha iyi. Al bakalım kameramanı. Al bakalım kameramanı. Niye canım bir tanecik? Bak ilk kayadan bir şey bulursam ondan sonra bulamıyorum. Ama çok güzel canlı olmuş. Gel Aslı öbür tarafa. Öbür taraf bak. Papatyalara bak, papatyalara. Eli kulağın patlamış ya, patlayacak işte, infilak edecek doğa. Mart. Mart'ın 13'ü. 21 Mart'ta. Zaten olay bitiyor. Dağ soğanı. Ada soğanı pardon. Bütün mahlukat harekete geçecek. Bakalım şöyle bir tane sağlam bir kaya kaldıralım. İşte bak bir tane yavru çıyan. Kapatmıyorum ezilmesin diye. Renkleri yavruken farklı olabiliyor. Sonra rengi oturuyor onun. Belki şu anda kuyruğunu birini kaptırmışlar. Her yere papatya. Kurt örümcekleri falan. Harikulay. Köstebek veya kör fare ya da köstebek faresi dediğimiz canlı bunlardan çalışmış. Eğer bunun yuvası çökmüşse çok sığ kör fare. Köstebek tam dibe gider. Kör fare hemen 2-3 parmak toprağın altından paralel gider. Babam kalburcu diyordu onlara. Buraya inanmışlar. Buraya domuzlar ziyaret etmiş. Sasko. Sasko'ya indik. Aşağı sahile baktık. Şimdi çıkıyoruz. Karaburun turumuz devam ediyor. Of 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 of. Sen ne güzel kızarmışsın ya. Sen ne güzel kızarmışsın. Çok fazla tespit böceği örümceği gördük bugün. İşte bir tane. Bakın. Oho. Kaçıncı? Şuralarda kayalar var. Çıyanlarına bakıyorum özellikle. Çıyanlarda farklı türü var mı diye. O yüzden çıyan bulabileceğim kayalara yöneliyorum. Ve bir tane de Eros buluyoruz muhtemelen. Ama bu Eros'uz, evet, bakın bu arı Eros'ları, sadece Eros'ları öldürüyor. Onları parazitliyor, öldürüyor. Bu arıdan gördüyseniz kovanda, şöyle yuvada, bu Eros gitmiştir. Evet, yok. Gitmiş. Ve arı da çıkmış. Farklı bir çıyan türü arıyoruz. Saldırgan karınca türü mü? İki tür karınca var bakın burada. İki tür. Şu yuva yapmayan karınca türü. Ve diğer karıncaları falan öldüren bir karınca türü.
Ama bu biraz uysal gibi geldi bana. Bu da mı başka? Neyse ezilmesinler, böyle bırakalım. Evet, erkekler dolaşmaya başlamış. Güzel. Çıyan yok. Kaya çıyanı. Tamam, kaya çıyanları. Tam mevsimi zaten. O böcekten mi? Evet. Evet, işte bendeki garip böceğin ikincisi. Demek ki maksimum boy bu. Bundan bir iki tane daha bulabilir miyiz? Evde bir tane var bundan. Çekimlerini yaptım ama türünü henüz bulamadım. Bir tane daha. Kap var mı? Şuraya bakın ya. Bombusa bak, bombusa. Bomba gibi olmuş. Bombus bomba gibi olmuş. Bak, hayvanın işi gücü tozlamak, başka bir şey yok. Dokunuyorum, görmüyor ya. Ya. Çıyanlar da yavaş yavaş yüzeye doğru çıkıyordu. Ama birden soğuyacak şimdi. Saat çünkü 4:30. Ya bu hayvanlara bayılıyorum ben ya. Çiçeklerin de güzelliğine bak. Arı olsam ben de yumulurum yemin ederim. Aha, burada bir yol bulduk. Çok boy yapmışlar zeytine ya. Bu kadar boya ne gerek var? Son bir kaya daha kaldırayım. Tamam. Terledim ya. Ne yapıyorsun? Kekik mi? Papatya tarlası. Sopa çekirgesi yok mu acaba buralarda? Yapraklar. Yapraklar da var mı? Taze yenik. Yok. Aynı şöyle durur. Bak bu mesela ne kadar körpe. Şu yenikler var ama sopa çekirgesini görmek zaten böyle kolay değil. Şöyle garip duran yapraklara bile dikkat edin. Kamuflajda canlılar o kadar üstün ki
tamamen yaprak görüntüsü yapar. Ama böcek olabilir. Bir tür var. O türden ben çocukluğumda gördüm. Bir daha da görmedim. İçimden bir his böyle, devam mı buralarda bir şey var diyor ama hiçbir hareket yok. Oho, kelebek. Sezonun ilk kelebekleri de çıkmış. Gerçi başka daha önce de gördüm. Çıkmış yani kelebekler de. Şöyle. Türünü bilmedim. Bitkilere de böyle dikkatli bakarım ben. Çünkü bilmediğin canlı bulmak istiyorsan bilmediğin bitkiye bakacaksın. Sürprizlere doğada açık olacaksın. Ön yargısız direkt böyle şunu bu arıyorum diye bakmayın. Böyle ne çıkarsa baktıma muhabbetinle dikkatli bakın, hafiften dokunun. Bitkiye harekete zorlayın. Şöyle güzel bir bitki. Körpe filizler vermiş. Bunun da mutlaka yeni vardır. Ne o? Ne? Bombus mu? Bombuslar ne oluyor ya? Erken mi çıkmış onlar? Nerede? Dur dur, şey vardır. Yengeç vardır. Yengeç örümceği kapmıştır. Dur bakayım. Saplanmış kalmış mı? Avlanmıştır işte bu. Beyaz yengeç vardır. Yo, canlı galiba. Canlı o ya. Uyanamamış mı? Gel bak, gel, gel, gel. Daha yavru bu. Şişiriyor işte, şeylerini şişiriyor. Bizim bambuslarımız bunlar. Bambus. En güzelleri de bizde ama. Bir de değişik Amerikan tarzı falan var. Geç, geç güzelim sen buraya. Hadi bakalım. Bak şurada, şurada da bak kokar böcek var bir tane. Daha yeni çıkmış bu. Daha açılmaya çalış. Kanatlarının altlarını şişiriyor. Ama bu ebatlardaki şeyleri yengeçler avlar. Da yengeç yok bunda. Göremedim ya. Böyle saplanmış gibi ölmüş arı görürsen orada altta saklanan yengeç örümceği vardır. Küçücük daha, küçük küçük. Küçük bu da. Öbürkü büyüktü ama yerde zor kalkan. Ne kuşu o ya? Taklitçi kuş var bir tane, biliyor musun? Bundan bizim Çanakkale'de var. Araba taklidi, testere taklidi, her şeyin taklitini yapıyor. Gel bakalım, buna da arılar bayılıyor bak. Bu ne bitkisi? Baksana şunun şeyine. Değişik bir şey. Genelde böyle şeylerin dipleri emildiği zaman tatlı gelir. Bana gelmedi. Hafiften var bir şeyler de. Ada çayı değil mi bunlar? Yok şey. İşte
İşte çeşme keki dedikleri bu. Karaburun keki. Ama çeşme keki diye geçmiş. Of şu yeşilliğin güzelliğine bak adam soğanlar. Bakın şimdi bunların soğanlarını göstereyim. Bakın. Şunları görüyoruz. Bunlar soğan. Resmen dışarı taşıyor. Karpuz gibi soğanlar böyle 5-6 tane bir yerde olur bak. Bak bak. Bunu da aldık inceledik. Kalp ilacı yapılıyor. Aynı zamanda fare zehri yapılıyor o ilaç dışarıdan. Bitkiden. Öyle bir bitki. Değerli bir bitki. Tıbbi. Tıbbi bir bitki. İlaç ve zehir bakın. Arada ufacık bir çizgi var. Şu da sığır kuyruğu. Buna da örümcekler bayılır. İlk önce bunda başlar hayat. Tüylü bir yaprak yapısı. Aa mikrommata. Mikrommata. Evet. Saklandı. Acayip hızlıdır zaten. Güneşleniyordu. Mikrommatalarda. Sezonun ilk mikrommatasını gördük. Tamam kaçtı içeri. Bunların içerisinde işte bir sürü canlı havaların ısınmasını bekliyor. Yaşam alanı bu. Dünyası yani. Yine bir dünyası. Mikrommata gördüm bir tane. Felaket avcıdır onlar. İlk kayadan çiyan buldum ya. Tamam dedim. Daha zaten çiyan bulamam dedim. Hep öyle buluyor. Oluyor. İlk önce neyi bulursan ondan sonra bulamıyorsun. Katatitler de çıkıyor. Peki yavru. Güzel. Bundan sonra heyecanlı günler bizi bekliyor demektir. Şunu da kaldırayım bakayım. Hoppa. Ne var orada? Bir şey de yok. Şurada bir tane şey var. Erkek. Erkek oldu. Stato da erkek. Küçücük abdomen. Bunlar ne ya? Oo, kaç tane birden? Bacaklı örümcek dediğimiz örümceklerden bakın. İşte bu karınca türü bakın. Toprağa hiç bir yuva yapmıyor böyle kaya altlarına. Topraktan ama yine böyle yapılar oluşturuyor. Kabuk bir yapı yapıyor. Ne yapıyorsunuz? Bakın buna karıncalar yapıyor. Şöyle değişik yapılar yapıyor. Ve bu karınca türü ısırıyor. Yani abdomen sivridir bunun. Şurada. Ben yine bunu hafiften şöyle kapatacağım. Altına taş koyayım ezilmesin. Yağmur suyu girmesin. Gelelim Erasus'umuza. Bakın Erasus'a. Bu yörede bu parazit arı çok hakim. Bakın bu parazit arı yuva çok sağlam bir yuva. Kaliteli bir yuva. Gelsene. Bakın içinde kocaman bir koza ve iri bir Erasus varmış ama şimdi yok. Neden yok bunu göstereceğim. Çok sağlıklı bir Erasus olmasına rağmen şu anda neden yok. Bakın bu Erasuslara has bir arı türü. Bundan bir koza var şu anda bende. Bu Erasusları... Erasusları oksitliyor. Oksitliyorum hep ya. Parazitliyor. Ve öldürüyor. Eğer yuvada bu kozalardan gördüyseniz... Karınca çıktı. Biliyorum biliyorum. Isırıyorlar dedim. Bu örümceğin işi bitmiştir. Erasuslara has bir arı türü. Bakın aynı yerde, küçücük yerde ikinci. Oha manzaraya bak. Böcek bakmaktan kafayı kaldırmış. Şundan çıkmış mı çıkmamış mı emin değilim ama içinde vallahi galiba. Mi? Bir hareket gördüm orada. Çıktı çıkacak veya çıkmış. Bundan bir tane var bir tane daha olsun bakalım. Bu arıyı bulalım. Tamam. Ohohohoho.
Peygamber dedesine bak. Bak, çıkmışlar görüyor musun? Bir kısmı çıkmış galiba, hepsi çıkmamış sanırım. Bak şu da gümüşçün. Yap zoom'u. Desenli gümüşçün ya da bana ver. Tamam. Hı? Desenli gümüşçün bak. Çok güzel bir gümüşçündür bu. Düz değil. Bak şundan, bundan ilk defa bu kadar çok görüyorum. Bak şurada gümüşçün görüyor musun? Kayanın altında resmen böyle bir hayat var. Görebilene tabii ki. Bak, bacaklı örümcek diye Türkçe'ye çevirdiğimiz yine gümüşçün. Bacaklı gümüşçün. Şu. Bak küçücük. Hı-hı. Çok gördüm ama. Bir kayanın altında ilk defa 3 tane gördüm. İyi, peygamber devesi de burada. Çıktı çıkacak. Kısmen de çıkmış bak. Açılmış bunlar, görüyor musun? Ve şu anda çıkıyordur abi. Hı-hı. Çıkıyordur yani. Çok küçük oluyorlar çünkü çıkarken. Şöyle kapatalım. Sahip altı. Sahip altı. Çok mesutlayıcı oldu. Telefonumu alma. Sonra denize girmek yasak. 20'den sonra şeyler falan mı geliyor ki? Balıkçılar geliyor herhalde. Şu eve bayılmıştım. Buraların hepsi yerine. Hepsini biliyorum. Konferin abi. Mesela ben şeyi alamadım. Deniz yerini alamadım. Batamadım. Şurada kediler falan vardı. Gördüm. Burada yaşıyorsan sandalın olacak ya. Herhalde. Hiçbir şey de dalgadan korur seni. Şu burnuna kadar gidelim bakalım.
İbrahim Reis. 3 galiba. Bölge mi? Bölge İstanbul. Ben sevmem. Olabilir. Gemilerin tekneleri falan var ya. Şu ışık var ya. Aa, tabii uzaktan görmesi için. Böyle giriyor, buradan giriyor. Tekneler de yolunu öğrenmiştir. Sahip altına gele gide. Aha, amca balık tutuyor. Yahu düşmüyorum da kamerayı al sen, kamerayı ben inerim. Gel. Ne kadar cennet olmadı. Al şu kamerayı. Al sen kamerayı. Şurada neydi o? Atsun mu yazıyor? Aysun. Hı? Aysun tam sana göre. Aysun. Aysun küçük. Oho! Onluk lombardım var ha. Çok güzel. Nerede ha şu? Bundan Aysun'dan bizde vardı. Niye gayet iyi? Neresi küçük? İşte bundan daha büyük bizim. Şu yandakine koy bu motoru. Boğazda gezmeyeceksin. Şu 12'lik lombardın olması lazım. Şu Yiğitçi'ye mesela gayet uygun var. Yeter o da, yeter de. Şapa bile atmamış, arkadan bağlamamış. Bu kürek mi? Bir buraya bağlamış. Motoru yok şunu. Seyyar motor takıyor olabilir ama değil mi? Tabii seyyar değil. Almış da. Sandık değilmiş balık. Ana balık evet. Uyuyorlar. İşte burada kuytu yerlerde büyük balıklardan kaçıyor. Arıyor. Baksana bir sürü. Didikçe. Bir didikçe de. Olur. Kestaneler falan. Bunları böyle şey yaparım ben böyle sevsem. Aşağıya doğru bitseler sonucu neler? Bir çarparsın böyle 3 kişiye. 3-4 tane var. Minicik balıklar. Bu şey. Şurada da var bak. Ama hepsi duruyor valla. Tam dinlenmeye geçtim. Burası çok hoşuma gitti ya. Buraya beton yapmışlar kendileri. Yani beton yapmış. Harika. İyi şöyle gene bak. Aldım canım kaç defa. Takılık olan yok değil mi? Olsa da anasının nikahını ister. Hı? Olsa da anasının nikahını ister. Şöyle bir tarafa da gidelim, öyle gidelim. Al sen. Sen kesin. Çekim işte senin. Kamera bak. Görebiliriz. Sen her şeyi kamerayı. Oy kuzum benim. Oy oy oy. Bak kısaltma
bile vermişler. Oy canım benim. Şunu papağanlar yiyor ha. Baksana. Şunu papağanlar yiyor. Ya cidden mi? Burada dere varmış. Gel bakayım belki atıp şuradan. Kayıyor. Sen hiç köprüden geç. Balçık galiba bu. Girme. Ne oluyor lan? Tamam gelmiyoruz. Tamam. Kızma. Tadını çıkar. Oh. Ne oldu? Gel. Şahsım. Şahsım köpeği sahili kendine mal etmiş. Tadını çıkar, tadını. Hadi bakalım. Akşam yengeçler kıyıya gidiyor. Artık onlar onları alamıyor. Şuradan sonra kum var. Biliyorum, sen girdin de ben şurada durduğum için bu tarafı bilmiyordum. Anam nasıl hızlı yüzdü. Tanımıyorum da bir balık. Sanki renkli gibi, şey böyle desenli gibi. Gel öbür tarafa gel. Geç köprüden. Ya şey nerede şimdi? Köpeği huzursuzlandırmayayım. Devletten izin belgesi çıkarmadık. Bir çıktı alsaydık sunardık. Yağ gibi duruyor. Saydam bir canlı. Denize nasıl olabilir ya? Denize nasıl olabilir? Değişik bir şey. Demin gördüm bak kayboldu. Bak şurada bak. Görüyor musun? Görüyorum. Bak. Bak. Hiçbir fikrim yok. Bak tam parmağımın ucuna bak. Al sen. Şunu tutsana. Sen görebiliyorsun. Hala göremiyorum ben. Nereyi çektiğimi de bilmiyorum. Bak yağ gibi görüyor musun? Ha evet. Belki de şeydir o. Bir sıvı karışmıştır. Bence bir sıvı karışmış. Çünkü oldukça pis. Böyle saydam canlılar vardı. Onlardan mı dedim? Ya da su kaynıyor burada. Bilmiyorum. Bir pislik de karışmış olabilir. Baksana. Ne ararsam var atmışlar. Gördün ama değil mi saydım? Hmm. Ya bir şey karışmış bak, gibi. Bak. Evet. Yoğunlukları birbirinden farklı. Evet. Üzdünüz. Yüzesim var. Birazcık daha bekleyeceğim. Bunun için şeyde gördüğümüz değil mi ya? Kışın bile açıyor bu. Öyle ya o vardı ya bir evet, yer. Evet. Ama ben sen çöplüğün içinde yürüyorum şu an.
Ha şu üstü. Ha onu kışın açıyor. Kışın da açıyor, yazın da açıyor. 4 Mayıs'ı açıyor. Ha bir tabiş. Bu ne tam ucuklu? Lale gibi. Hadi bakalım. Nereye gidelim? Karaburun sahip altı. Tam şurada. Su çekilmiş şurada bir tane. Limpet buldum. Abartısı söylüyorum tam şu kadar. Ama çakıla kaldırırken suya düştü. Açık düştü. Bunu balıklar yer artık. Bir tane başka aldım. Bakın bu limpet kayalı, bir salyongoz aslında. Salyongoz türü. Ve bu salyongoz kayaları yiyor. Yapılan araştırmalarda dişleri en sağlam diş yapısına sahip canlı olarak seçildi o. Acayip büyükler. Kayalara yapışık durur. Şu anda alttan görüyoruz. Bunları balıkçılar bilir zaten. Bunları yem olarak kullanırlar. Acayip bir canlı. Tabii bunu doğada bu şekilde görmüyoruz. Ben şimdi özel farklı yanlarını göstermeye çalışıyorum. Eyvallah abi. Balık tutuyordu sandılar da balık tutmuyorum. Bakalım neler çıkacak. Bakın bacakları falan hepsi çıkması lazım. Kayalara öyle bir yapışıyor ki elle sökmek mümkün değil. Çakıla bile sökmek çok zor. Gastropod. Gastropodlar diye geçiyor bunlar. Antenler çıktı meydana. Anten çıkardı bir tane. Evet, normal salyongoz gibi. İki tane mi anten? Da üzmeyelim. Şöyle öbür tarafına bir çevirelim bakalım. İşte. Gel bakın ya. Acayip büyük. Hareketini görebilecek miyiz? Atalım, yaşamını sürdürsün. Bunların içine çıkarıp yem olarak kullanıyorlar. Ters düşerse düzelebilir mi? Aha, ters düştü bak. Nerede? Bekleyeyim. Herhangi bir şeyin saldırısı mı olacak mı?
Doğanın en dayanıklı malzemesi olarak geçiyor iletişim. Bakın dibinde de yakınlarda da bir sürü deniz minaresi var. Bir tane daha mümpet bakın deniz minareleri, mümpetler. Bir karış su, hadi bilemedin iki karış. Ama şurada deniz minarelerine bakarken başka türlü deniz minaresi de olur. Bulabilecek miyiz? Şurada evet. Bakın bunun rengi daha farklı. Bu deniz salyangozlarında bir tür çok tehlikeli. Ölümcül tehlikeye sahip. Bir sürü deniz minaresi var ama bir tanesi işlerinde tekeler. Bizim Limpet'i kurtarmamız lazım, bu düzelemeyecek. Mürekkep balığı kemiği miydi? Mürekkep balığı iskeleti. Tam bir kalsiyum deposu. Götüreceğim, salyangozlara vereceğim. Şu Limpet'imiz dönemedi, kaldı öyle. Kurtarma operasyonu yapalım bakalım. Yazık bizim yüzümüzden. Tamam. Şuradakileri görüyor musun? Bunların içinde 3 tür var şurada. Öbekte 3 tür. Bir tane de orada renklisi var bak. Bu beyazı, bu renklisi. Bu ikisi de ayrı tür bunlar. Dur bakayım ya. Bunu alırım belki. Farklı. Baksana ya. Şu farklı. Öğrencim. Bir sürü karades var. Şuradakiler renkli. Gözlüğünü düşürme. Gözlüğünü nerede düşürme. Bak. Tamam. Limpet'i kurtardık. Hani şu renkliyi alabilseydim ayakları ısınmışım. Evet, hadi görüntüledik. Bunlar kabuklarını değiştirebiliyorlar. Çıkıyorlar kabuk. Git oraya yengeçler çık. Karalardan daha zengin her zaman. Çeşitli kaçtı. Yapıştı mı yarın?